İyisiniz değil mi? Ne yapıyorsun az kalsın beni vuruyordun. Özür dilerim ben. Arabacı ölmüş. Ben ne? Ne zamandan beri namlunun hedefini şaşırıyor oldun? Ne yaptım bilmiyorum. Elim titredi. Kontrolü kaybettim. Paslanmışsın Petro. Pas tutmuşsun. Ben sadece adamları ateş etmeye çalışıyordum. Bir tane kurşun sıktın, bir tane. O da bana küpe oluyordu. O olaydan beri elime silah almadım. Hangi olay? Ordudan ayrıldığımdan beri demek istiyor. Hadi beyler fazla oyalanmayalım burada. Herkes atlara. Paniğe kapıldım, özür dilerim. Artık eskisi kadar cesur değilim. Beyler. Bir an önce evimize ulaşmamız lazım. Boş konuşmayı kesin. İsyancılar burada olduğumuzu nereden biliyorlardı? Bilmiyorum ama ne yaptığımızdan haberleri var. Belki de buraya kadar hep izlendik. Bu yol artık güvenli değil. Güzergahımızı değiştireceğiz. Daha uzun ama daha güvenli bir yoldan gideceğiz. Celil. Petro. Gözünüzü dört açın. Ya! Ya! Gel o. Ha! Yakında yeni oyuncağından sıkılacak. Ve benim kollarımda teselli bulacak. Bu hep böyle oldu. Zavallı Şura. Sen onun son macerası olmayacaksın. Hava gittikçe soğuyor. Geceyi burada geçirelim. Etraf yeterince güvenli görünüyor. Hayır, vakit kaybedemeyiz. Doğru söylüyor. Kaçanlardan biri diğerlerine haber vermiş olabilir. Bir an önce Alusta'ya gitmemiz lazım. Eğer hızımızı kesmeden yolumuza devam edersek... gece yarısına varmadan eve ulaşmış oluruz. Peki madem öyle bir an önce yola koyulalım. Celi yer değiştirin. Olur. Canım Tina, yüreğime gelip yerleşen özleminizi yine sana mektup yazarak azaltmaya çalışıyorum. Burada tek eksiğim sizlersiniz. Keşke bu harika yerde Bahar'ı birlikte karşılayabilseydik. Keşke Seyit'in ailesinin beni nasıl el üstünde tuttuklarına gözlerinizle şahit olabilseydiniz.
O zaman hakkımdaki korkularınızın yersiz olduğunu anlardınız. Çok zarif insanlar. Beni mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama yine de yüzüme kondurduğum her tebessümde yokluğunuzun sızısını hissediyorum. Sesiniz hep kulaklarımda çınlıyor. Sizi düşünmeden geçen günüm yok. Annem, Nina, sen nasılsınız? Konstantin'le birbirinize kavuşabildiniz mi? Ben hep sizi bir arada hayal ediyorum. Sevgili ablacığım, dilerim hayatındaki tek eksik ben olurum. Konstantin'le bir daha ayrılmamak üzere kavuşmuşsunuzdur. Hepinizi çok özledim. Sizi bir daha hiç görmeyeceğim. Hiç kirliyimdir. Hiç umurumda değil. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim başkan. Şura. Ne güzel. Ne coşkulu bir karşılama. Sevgilim. Kalkma, kalkma, kalkma. Hayır, seni ayakta karşılayacaktım. Değil mi? Seher, yiyecek bir şeyler hazırlayın. Hamamı da ısıtın. Baş üstüne. Bir daha beni sakın bu kadar uzun yalnız bırakma. Bir daha seni asla yalnız bırakmayacağım. Saatlerle kavga ettim. Zaman sabrımı biledi. Ne yapacağımı bilmeden öylece seni bekledim. Buradan ne zaman gidiyoruz? Ne oldu? Neyim ben? Ben yokken bir şey mi oldu? Yok, hayır. Ama... Söylediğin gibi, karşı kıyıya geçelim. Türk topraklarına. Burada olaylar bu duruma gelmişken bizim yeni bir hayat kurmamıza imkan yok. Neyin var Şura? Neyin var? Hiçbir şeyim yok. Bu gece sadece gelişini kutlamak istiyorum.
sadece. Hasretimi dindirmeni istiyorum. Günaydın. 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 Seyit nerede? Çiftliğe gitti. Neden? Annesinin mektubunu okumuş. Babasının da dün buraya geldiğini öğrendi. Çalışanlarla konuşmuş. Oğlum, kurt seyidim, aslanım. Hasretle gelişini aylarca bekledikten sonra kavuşmamız böyle mi olacaktı? Zaman birlik zamanı oğlum. Ayrılık zamanı değil. Zor günlerimizde sana yakışan ocağının başında durmaktır. Ailene destek olmaktır. Babanın sana ihtiyacı var seyit. Babanın oğullarına ihtiyacı var. İsyancılar toprağımıza, evimize göz diktiler. Babanı öldürmeye kalktılar. Osman babanı son anda kurtardı. O haini vurdu. Şimdi sen bize arkanı dönersen biz ne yaparız? Babanın en büyük hayal kırıklığı, en güvendiği kalesinin yıkılmasındandır. Seyidim, yanlışından dön aslanım. Babana, atana karşı gelme. Misafirlerini uğurladıktan sonra evine, yanımıza dön. Benim yüreğimi darda bırakma. Seni hasretle bekliyoruz. Gözlerinden öperim oğlum. Ben biraz hava almaya çıkacağım. Günlerdir evdeydim. Ben de sana eşlik edeyim. Atla dolaşmak ister misin? Olur. Fazla uzaklaşmak doğru değil. Şuranın yanında ben olacağım. Merak etme. Etmiyorum. Sadece dikkatli olun. Hoş geldin yalnız. Haber geldi bu gece. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Gerçekten? Evet. Her şeyi ayarladım. Allah'ım sana şükürler olsun. Mahmut'a o kadar çok dua ettim ki. Baba, abim geldi.
Hadi sen içeri geç. Hadi. Özür dilemeye mi geldin? Benim yüzümden hepinizin başının derde girdiğini biliyorum. Sizi öldürmeye çalıştılar. Onu da biliyorum. Benim burada kalmam hepiniz için tehlike arz ediyor. Burada kalıp size rahatsızlık vermeyeceğim. Her anlamda. Sevdiklerimin huzuru için Kırım'dan ayrılmaya karar verdim. Eğer benim nerede olduğumu bilmezseniz hepiniz daha emniyette olursunuz. O kadınla birlikte yaşayabilmek için bu bahaneyi mi buldun şimdi de? Korkak bir Rus kızının fikirleri bunlar. Bak baba. Ben sana saygıda sevgide kusur etmem. Ama benim sevdiğim kadına yapılmış hakareti kendime sayarım. O benim evimde bir misafir değil. Benim hayatım ve geleceğim. Bu böyle bilinsin. Derhal özür dile Seyit. Yoksa... Hayır baba, şura için senden özür dilemeyeceğim. Esas söylediğiniz sözlerin için ben sizden özür bekliyorum. Payına düşen malını, bağını, bahçeni, her şeyi alacaksın. Ama bu eve ne o kadını getir, ne de o kadınla birlikte yaşadığın müddetçe kendin gel. Ben seni hala cepheden dönmemiş farz ederek yaşayacağım. Hayır. Artık istediğini yapmakta serbestsin. Seyit'im. Anneciğim. Hakkın helaldi. Hayır. Hayır. Abi. Abi. Namun. Abi. Bir şey yok. Hayır. Allah'ım. Gitme. Gitme.